Herkes şunu çok merak ediyor. 2024'teki yükseliş hareketine bak kardeşim. Bu adam şurada ne yaptı? Düşen kama yaptı. Kısa vadedeki trade kanalları bunlar. Düşen kamanın bu düşüş noktası, düşüş bölgesinde amcamız geldi. Şuradaki düşüş bölgesi var. Bak kamanın başladığı yer. Bu bölge bizim belirleyicimiz ki biz bunu kırmızıyla işaretledik. Kırdı. 2024 yılında ne dedi? Boğasını yaşatıyorum dedi. Doğru mu? Boğasını yaşatıyorum dedi. Buradaki düşen kamanın aynısını 2024 tepesinde yaptığında uyarı üstüne dedik ki arkadaş bak yükselen kama yapıyor. Burası uyumsuzluk. Eğer ki kırmızı bölge kaybedilecek olursa ve tekrar üstüne geçemezse bu amcanın canını çok pis yakarlar. Burada bir destek hareketi var ve bu destek hareketinin gelmiş olduğu bölge bizde nerelere kadar geliyor? 11.95 ile 9.5 dolar bölgesi. Bak büyük bir bölge burası. Benim kısa zamansallıkta trade edebileceğim bölgelerden bir tanesi. Bu bölgenin üstünde kapanışlar alamaz ise aşağı inmiş. 5.5 dolara inmiş. Adam şimdi 20 dolardan 5.5 dolara. Hocam gider mi? Baba yani şu yapı bence çok sıkıntılı bir yapı. Aşırı sıkıntılı bir yapı. Çünkü bir düşen hareketin içerisinde eğer ki bu abiye bir tane daha kama yapıyorlarsa başladığı yere iner. Bak başladığı yere iner. Net 1, 2, 3. Bayrak formasyonu direkt ebatı. 1, 2, 3. Artık o direkt ICP kullanıcılarıyla birleşir. Peki bunun aksi mümkün mü? Tabii ki mümkün. 11.5 dolar üstüne atacak ve tekrar 9.5 altına düşmediği sürece yükseliş devam ediyor. Ya dakikalık da güvenmem. Neden dakikalıkta güvenmem? Pivota bakmak yerine dakikalıktaki şu yapıya bakarım. Şu yapıya bakarım. Yükseliş, yükselen kama, yükselen kama kırıldı. Destek noktasına gelecek. Destek noktasına geldi. Pivot yerine bura kamu kullanırım. Yükselen kama kırıldı ve destek noktasına geldi. Burası destek. Burası direnç. Sen de bu aralıkta bir yukarı tren, bir aşağı tren, bir yukarı tren, bir aşağı tren patlatırsam burayı daha da yukarı tren. Bu kadar. Burada kurmayacaksın oyun planı. Nerede bu? Altına düştü hocam. Stopla kardeşim. Stopla. Niye kasıyorsun kendini? Ya dönerse? Ya dönmezse, hocam ya dönerse, ya dönmezse bir tane rakam var zaten herkesin kullandığı. Yani kasmanıza gerek yok bence. Basit yani sıkıntılı bir şeye girmeye gerek yok. Burada bir ikili tepe var. Bu ikili tepeye adam kocaman bir tane daha ikili tepe yaptı. Bunu geçen gün, geçenki düşüşte kırdılar. %50 hedefini gösterdiler. Şu bölge kadar %50 hedef görüldü. Daha sonra geldi %50, ikili tepenin %50 bölgesine retest gerçekleştirdi. Eğer bu ikili tepenin büyük hedefi görülecek olursa 1.85, 1.80 bölgesi. Şimdi link gibi bir sürü coin var ama ben size linkten örnek vereceğim. Şimdi link kardeşimiz kendimizi yırttığımız bir bölge var. Birinci düşüş dalgası, ikinci düşüş dalgası, üçüncü dalga. Bu adam dedik ki burada dördüncü dalga yapıyor. Elliot'ın dördüncü dalgası, tamam mı? Çok zorlayıcı bir dalgadır. Aşırı zorlayıcı bir dalgadır. Hem zamansallık olarak zorlayıcıdır. Hem şey olarak zorlayıcıdır, ne diyorlar onun adına, psikolojik olarak zorlayıcıdır, hem rakamsal olarak. Adam şurada short açmış olsa, burada resmen ulan tekrar terse döndü deyip kârdan olur. Şimdi burada bir ne var? Düşüş hareketinin içerisinde ayı bayrağı var. Adam 1,5 yıl boyunca 5 dolarla 10 dolar arasında gitti geldi abi. Gitti geldi. 9,5 dolar üstünde gideceği bölge 17,5 direnç. Geldi dirence kafa attı attı attı. 17,5 üzerinde gideceği bölge burası. 23,5. 23,5 bölgesinde tekrar 17,5'un altına düştü ve tekrar 17,5'un üstüne atamazsa geleceği bölge 9,5 dolar. Peki bu adamın buradan döneceğine dair ve 17,5'un altına düşerse aman ha aman çok dikkat edin dediğimiz bölge neden çok önemli? Şu sebepten dolayı. Bunu da geçen gün anlattım gene anlatayım. Bakın bir ayı bayrağının ya da boğa bayrağının kırılım sonrasında gideceği bölge burasıdır kardeşim. 618, 707, 786 bölgesi. Biz bir yükselişten sonra geri çekilme olduğunda 618, 707, 786'yı toplayıp yükselişin başladığı noktanın altına nasıl stop koyup buradan yukarıyı bekliyorsak burada da keza aynı şekilde düşüş sonrasında ayı bayrağını görüyorsun. Hocam obo var. Baba obo o işin kılıfı. Sen büyük harekete bir bak bakalım. Neredesin? Satsana bu bölgeyi. Satamadın. Abi düştü retest yapıyor. Sat. 9,5 ana destek kaybedilirse 5 dolara orası da kaybedilirse geçmiş olsun. Bunları 80 bin kere anlattık. Hocam boğa bayraklarında da işte tam boğa bayrağıydı.
çadır uyup gidecekti. Kardeşim anlamıyorsan şöyle bak. Hocam tam boğa bayrağı yapıyor. Bak yükseldik, boğa bayrağı yapıyoruz. Bu ne o zaman? Eğer ki şu hareket, değil mi? Kaç yayındır anlatıyoruz. Bir hareketten sonra düşen, geldik düştük. Şu hareketi yaparsa uçar diye. Peki bir yükseliş hareketinden sonra geldi. Şu hareketi yaparsa ne olur? Çakılır değil mi? E buna bak, şu hareketi yaparsa yani yükseldik. Şu hareket uçuş. Doğru mu? Fake hareketi yapıyor. Bir yükseliş sonrası 618, 707, 786'sını topla. Bu düşüşün, yükselişin başladığı noktanın altına stop koy. Ondan sonra yukarıyı bekle. Al kardeşim aynı şey. Yükseliş. Grafiği ters çevirdim ha. Uçacak diye beklemeyin bunu. Sadece boğa biliyorsunuz ya. Sadece yükseliş biliyorsunuz ya. Onun için grafiği ters çevirip de öyle anlatıyorum artık size. Ne yapayım? Aynı şey burada da geçerli. Tekrar grafiği eski haline alayım. Tekrar burada aynı şey geçerli. Düşüş hareketi. Ayı bayrağı bu harekette de çakılır abi. Bu kadar basit.